أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين. آمين والحمد لله رب العالمين. يا رب، حقيقة نماز anlamaya, idrak etmeye, huşu ve hudu ile tadil erkanla eda etmeye, anlatacağımız şeyin hakkını vermeye, hakkıyla anlayıp anlatmaya bizleri muvaffak eyle. Tadil, bir şeyi düzenlemek, düzgün yapmak, tertip etmek, hakkını vermek, düzeltmek, dikmek manalarına geliyor. Erkan da bildiğimiz namazın rükünleri, kıyam, rükû, secde. Bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani kıyamı kıraata, rükûyu secdeye karıştırmamak. Ne demek? Mesela kıyamda kıraatı bitirirken fesalli li rabbike derken elini salıp venharı biraz boynu bükük yapmak. Yani rükûya başlarken kıraatı bitirmiş olmak gibi dikkat etmeden yaptığımız hatalar. Yani bunları ayırmak birbirinden. Kıraat bitip ondan sonra tekbiri getirmek. İki secde birbirine katmamak, karıştırmamak. Rükudan doğrulunca tam sırtını arkaya gelecek şekilde durmak, sonra secdeye gitmek gibi rükunları birbirine karıştırmamak, her rüknün hakkını vermek, hepsini yerli yerinde sükun ve huzur ile, huşu ile yapmak manasına geliyor. Bunun hükmü nedir? Ayet ve hadislerde nedir? Elimizdeki kıymetli eserlerde tadil-i erkanla meselelere kısaca değinip sonunda da bazı misallerle mevzuyu inşallah ikmal etmeye çalışacağız. Namazın rükünlerini düzgün yapmak. En önemlisi kavmede ve celsede gerçekleşiyor. Yani rükudan doğrulduktan sonra ve iki secde arasında tadili erken çok önem arz ediyor. Bunun miktarı rükuda ve secdede bir defa Subhane Rabbiyel Azim Ala diyecek kadar durmak zaten farz. Üç defa bunların yapılması sünnet, 5, 7, 9 yapılabilir istediğimiz kadar. Ama önemli olan bunları huzur ve huşu ile hakkıyla eda edebilmek. Hükmü nedir? Tadil-i erkan bütün mezheplerde farz arkadaşlar. Sadece Hanefi'de İmam-ı Azam ile İmam-ı Muhammed vacip diyor. Hanefi'de hüküm vacip verilmiş. Tercih edilen kavil bu. Ama İmam Ebu Yusuf diğer üç mezhebe katılıyor ve diyor ki farzdır. Dolayısıyla yani hemen hemen bütün imamlarca farz, sadece İmam-ı Azamca vacip kabul edilen, o da ne olur? Yap, aksattığımız zaman ne olur? Namazın iadesi gerekir. Hanefi'ye göre secde-i sehiv gerekir ama eğer kasıtlı yapılmışsa zaten günaha girilmiş olur. Hataen yapılmışsa, yani tadil erken hataen yapılmaz ki. Aceleyle namazını kılmaya alışmış bir insan zaten aceleyle kılıyor. Dolayısıyla tadil erkana dikkat etmiyor. Bu haliyle namazın mutlaka iadesi gerekir. En ihtilaftan kurtulmanın çaresi bu. Kerahatle kılınan namazları zaten yeniden kılmak vaciptir. Dolayısıyla basit bir ilmihal bilgisi bu. Ama namazın iadesi üzerinde duruluyor. Namaz kılmak diye bir tabir Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani salli, yusalli, yusallune diye tek bir yerde geçiyor. Sonra gerekirse izah ederiz. Ama hep ikame tabiri kullanılmıştır. Ekimis salate, yukimunes salate, ikames salati ve itaiz zekati diye beraber kullanılmış. İkame ise bir şeyi doğrultmak, dikmek demek. Mesela bir ağaç yere devrilmiş, bunu yeniden kökleriyle yerine yerleştirmek demek. Devrilen bir direği yeniden yerine dikmek için ikame kullanılır.
İkame bir yerde uzun süreli kalmak, ikame manası da vardır. Yani geçiştirmek değil, idare etmek değil, bir yerde mukim olmak, sağlam durmak, dik durmak manasına geliyor. Hakkıyla eda etmeyi, yani namaz kıldım deyince namazı kılmış oluyoruz ama hakkını vermiş olmuyoruz diye bir mana var. Dolayısıyla hakkıyla eda etmeyi çağrıştıran bir tabir, kılmak yerine Kur'an-ı Kerim ikameyi tercih etmiş. Onun için belki yüze yakın yerde hep ikame fiilinin muhtelif kipleri kullanılmış. Namazı ikame edin buyurmuş. Yani kıyam, rükû, secde gibi rükünleri yerli yerinde, düzgün, sükun içinde yerine getirin, dinin direğini İtina ile ayağa kaldırıp yerine dikin manasında Kur'an-ı Kerim ısrarla bu tabiri kullanmış. Kur'an-ı Kerim'de hemen Bakara suresi hepimizin ezbere bildiği birinci sayfa böyle başlıyor. Elif, lam, mim, zelkel kitab, la raybe fîh, hüdellil müttakîn. Müttakiler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ onlar ki yu'minûne bil gayb, görmeden iman ederler ve yuqimûne salâh, bakın geldi, namazlarını dost doğru ikame ederler. İşaratül İcaz'da üstadımıza soruyorlar. Yani yusallûne bir kelime varken niye Kur'an iki kelimeyle işi uzattı? Yuqimûne salâte tabirini tercih etti. Bunun hikmeti nedir? Sualine Üstad Hazretleri şöyle cevap veriyor. Namazda lazım olan tadili erken, namaza devam, aksatmamak, muhafaza etmek, yani namazın rükünlerini kamilen yerine getirmek, namazın hakkını vermek, efendim kaliteli bir namazı devamlı kılmak. Bakın bu manaları diyor içine aldığı için Rabbimiz ikame tabirini tercih etmiştir. Namaz çok önemli. Tadili erken üzere kılmak daha önemli. Bu hali korumak, devam ettirmek hepsinden önemli. İşte bütün bu manaları içine aldığı için Rabbimiz tek bir kelime değil iki kelimeyi tercih etmiş. Kur'an'ın icazına aykırı değildir bu. Kur'an'ın icazının gereğidir diyor. Sonra Üstad Hazretleri, arkadaş, namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir. Kul, insanı Rabbinin huzuruna çıkaran ve Rabbi ile güçlü bir irtibata vesile olan bir vazifedir. Ki her ruhu cez ve celbetmek namazın şanındandır. Namaz, insanı öylesine kendine cezbeder ki onu bilenler, namazın tadına varanlar onu bırakamaz. Namazın erkanı İbni Arabi, Muhiddin İbni Arabi Hazretlerinin şerh ettiği gibi öyle sırları havidir ki her vicdanın muhabbetini celbetmek namazın gereğidir. Vicdan taşıyan insan namaza aşık olur. Namaz Halık-ı Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzura yapılan bir davettir. Allah bizleri huzuruna davet ediyor. Bu davetin gereğidir ki her kalp kemali şevk ve iştiyakla bu davete koşsun ve miraçvari olan o yüksek münacata mazhar olsun. Namaz kalplerde azamet-i ilahiyeyi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet-i ilahiyenin kanununa itaat ve nizam-ı Rabbaniye'ye bağlılık için yegane ilahi bir vesiledir. O vesileye müracaat etmeyen veya tembellikle namazı terk eden veyahut kıymetini bilmeyen, bakın vaktine riayet etmeyen, tembellikle namazı terk eden veyahut hakkını vermeyen, kıymetini bilmeyen, ne kadar cahil, ne kadar zararlı olduğunu bilahare anlar ama iş işten geçmiş olur.
Bilahare anlayınca geçenleri kaza etmek gerekiyor. Hatta hakkını veremediğimiz namazlar için bile söz konusu. Mü'minun suresi böyle başlıyor. Kad eflehel mü'minun. Muhakkak mü'minler kurtuldu, felaha erdi. Ellezînehum. Hangi mü'minler kurtuldu? Birinci vasfı mü'minlerin, bakın, iman edenlerin pratikte yapması gereken ilk vazife, ellezînehum fî salâtihim hâşiûn. Onlar namazlarında huşuludurlar. Onlar namazlarını Allah'a saygı içerisinde eda ederler diye aslı kalpte, tezahürü bedende olan bir vasıftan bahsediyor. Kalbe ait tarafı Rabbin azamet ve celali karşısında kendi küçüklüğünü göstererek nefsi hakkın emrine baş eğdirip söz dinlettirecek ve edep ve tazimden başka şeye yönelmeyecek şekilde kalbin son derece bir saygı hissiyle Rabbine yönelmesidir. Dış görünüşüyle ilgili yönü de vücut azalarında bu duygunun belirlenmesiyle sükunet bulmasıdır. Yani şeklen zaten görülür namazda huşu var mı yok mu? Önce bu şekle, hareketlere, dışa akseder, içte olan bir haşyet varsa bunun tezahürü tadili erkandır. İşte Hoca Efendi buna bir iç tadili erken, bir de dış tadili erken diyor. Diğer bir ayet-i kerime, Estaizu billah ve esta'inu bis sabri ve salah ve inneha lekebiratun. Namaz zor gelir diyor, zordur diyor. İlla alel haşi'in. Ancak huşu ile namaz kılanlara ağır gelmez. Çünkü onlar Rablerine mülaki olacağına kanaat getirmiş insanlardır. Kani olmuş insanlardır. Çünkü namaz insandaki kibri ve gururu kırar. Allah'a saygı duruşundan ibaret bir miraçtır. Onu beşeri olmanın sertliğinden insanı alır, beşeri olmaktan çıkarır, Allah'ın huzuruna yükseltir. İnsanı bütün hayatın kademelerinden geçirterek, varlığın sırlarını dünya ve ahireti düşündürerek Allah'a kavuşturur ve büyük bir iman ve sevap ile yine yeniden dünyaya döndürür. Evet, bir de Nur Sure-i Celilesinde malum meşhur Nur ayeti var. Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. O her şeyi aydınlatan nurdur. Müminin kalbini iman ile aydınlatır. Bir de onun nurlu evleri vardır. Bir sonraki ayet, fi büyutin ezinallah diyor. Allah'ın zikrine izin verdiği evler var. İşte onlara da nur evleri diyoruz. Peşindeki ayette ricalun diye başlıyor. İşte bu üç ayet Hoca Efendi doğrudan hizmetimize bakıyor demişti. Zaten üstadımız bu ayeti anlatıyor. Önce kalbi imanla dolu mümin, sonra nurlu evler, sonra nurlu iş adamları. Nurlu ticaret erbabı, o nur evlerini, nur evlerde kalan talebeleri demek ki takviye eden, onlara sponsor olan tüccarlardı. Ve üçüncü ayet bunu ifade ediyor. Ricalun, öyle erkek ve kadınlar var ki la tulihihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Onları ne ticaret, ne alışveriş, ne paranın tadı Allah'ı zikrin tadını engelleyemez. Ve ikamis salati ve itaiz zekati, ne namazlarını hakkıyla eda etmekten ne de zekatı vermekten alıkoyamaz. Ticaretin tadı, paranın lezzeti onların namazın lezzetinin önüne geçmez. İşte onlar yiğit oğlu yiğitlerdir diye bu nur insanlardan, etrafı aydınlatan, kalbi aydın, gözü aydın müminlerden bahsediyor bu üç ayeti celile. Bir de Sure-i Meryem'de Rabbimiz
Allah'ın adını duyunca secdeye kapanan, gözyaşlarıyla Rabbine ibadet eden, hayrul haleflerden sonra, hayırlı nesillerden sonra, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, hayırsız nesiller geldi. Geçen Necdet hocamız bunu anlattı. Şerrul halef dedi Kur'an'da geçen. İşte bu ayeti kerimedir. O hayırlı nesillerden sonra onların hayırsız evlatları, takipçileri geldi. Onlar niye hayırsız oldular? اَذَاُ السَّلَاةَ, çünkü namazı zayi ettiler. Namazı bıraktılar. Namazın hakkını vermediler. Namazı hakkıyla eda etmediler. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, nefislerine, heva ve heveslerine tabi olup gittiler. فَسَيْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, onları gay bekliyor, cehennem dereleri bekliyor diye Rabbimiz o hayrul haleflerden sonra gelen hayırsız nesillerin birinci vasfı olarak bakın namazı zayi etmelerini bahsediyor. Demek ki yani ara sıra namaz da kıldılar ama kıldıkları zayi oldu. Yani hakkıyla eda etmediler diye namazı kamil manada eda edilemediğine işaret ediyorsun. Çünkü insanın namazı hayatındaki en nurlu zaman dilimidir. Allah emrettiği için ve onun emrine itaat için ihlasla eda edilen bir namaz, rıza hedefli, ihlas yörüngeli bir namaz, bir de devam edilirse, bugün olmazsa yarın mutlaka insanı bütün şerlerden, münkerattan alıkoyar. Böyle bir ibadet, şirk ve şirki işmam eden şeylerden, insanı dalalete sürükleyen bütün sebeplerden uzaklaştırır. Zira namaz baştan sona kadar Allah'ı zikirle örülmüş bir ibadettir. Yine Rabbimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı methü sena ederken ve tekallübeke fissacidin, sen onların arasında dolaşırken, kıvrım kıvrım secde ederken diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın haşyetle, saygıyla nasıl Rabbine karşı ibadet ettiğini methü sena ediyor ve onu bize örnek gösteriyor. Bir de bu ayeti celilede Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gece kalkıp gidiyor, geziyor, ne yapıyor millet bakalım diye. Bakıyor ki her evde bir ışık var, her evde bir mum yanmış, bir hareket var, bir ses var. Anlıyor ki herkes teheccüde kalkmış, Kur'an tilavetiyle, zikirle, tesbihle meşgul, arı kovanı gibi uğulduyorlar. İşte bu ayet bir de bunu müjdeliyor. Hem Efendimizin böyle kıvrım kıvrım Rabbine haşyet ve saygıyla secde edişini methü sena ediyor, hem de sahabe-i kiramın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında yer aldığını ifade ediyor. O şanlı elçi ki aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz bazen bir rekatta birkaç cüz birden okuyordu. Mesela Bakara Sure-i Celilesi 48 sayfa, iki cüzden fazla. Bir rekatta bunu okuyor. Sonra rüküye eğiliyor, kıyamda kaldığı kadar rükuda kalıyor. Kıvrım kıvrım böyle Rabbine ibadet-ü taattan zevk alıyor. Sizin diyor yatakta aldığınız zevkin benzerini ben namazda alıyorum. Zira namaz benim göz aydınlığımdır. Gözümün nurudur namaz. Namaz ibadeti üzerinde Efendimiz hassasiyetle durmuş, ashab-ı kiram da böylece birer namaz aşığı haline gelmişlerdir. Ama bir de Kur'an-ı Kerim'de hep namazlarda okuduğumuz Maun Sure-i Celilesi'nde namaz kılanlara yazıklar olsun buyuruluyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, veyl olsun o namaz kılanlara ki ellezînehum an salâtihim sâhûn, onlar namazda gafildirler. Ellezînehum yurâûne, onlar namazı gösteriş için kılarlar, gösteriş yaparlar, şov olsun diye mescitlere giderler, cumada en ön safta görünürler,
ve yemnaûnel maûn. Namazı böyle riya için, gösteriş için yapıp dururken onlar müminlerin yapacakları hayır ve hasenatları da engellerler. Kimse yok muları kapatırlar. Sadaka verenleri, burs verenleri içeriye atarlar, engel olurlar. Maunete, muavenete, yardıma, yardım gönderenlere, yardımı alıp da dağıtanlara onlar engel çıkartırlar. Ve namazlarını gösteriş için kılarlar. Yazıklar olsun onlara. Onlar veil deresine, cehennemdeki veile girecekler diye Rabbimiz namazlı, ihlaslı eda etmeyenlere böyle bir ikazda bulunuyor. Sahun ne demek? Namazın manasına inanmayan. Onun eda edilip edilmediğine dikkat etmeyen. Gerektiği gibi yerine getirmeyen. Öneminde gaflet eden, namazı dünyevi gayelere bağlayan, münafıklardan onu hakkıyla ikame etmeyen zayıf müminlere kadar pek çok kimse bu sınıfa dahildir. Sahun denince namazın manasını önemsemeyen, vaktine dikkat etmeyen, namazın geçtiğini aldırmayan, namazsız geçen vakitlere üzülmeyen, kıldığı zaman da Allah için halis niyetle değil de dünyaya ait bir takım maksatlar için üşene üşene kerhen kılan, açıkta el yanında kılarsa gizlide aksatan, hayatını görünme duygusuna bağlayan şov insanlarına, münafıklara değinen bir ayeti celiledir. Durup durup namazı vaktin sonunda verip veriştirenlerin de bu kategoriye dahil edilmeleri söz konusudur. Namaz vakte bağlı bir ibadettir. Onun için mutlaka vaktinde eda edilmesi lazımdır. Şu ayetle bunu bitireyim. Bir de Nemil sureyi celilesi başlarken ve büşra lil müminin hüden ve büşra lil müminin diyor. Kur'an hidayet rehberidir. Müminler için müjdedir. Hangi müminler için? Bakın yine geldi. Ellezine yukimune salate, namazlarını dosdoğru eda eden müminler için Kur'an bir müjdedir. Demek ki bir tarafta Kur'an namazı hakkını eda etmeyen, gösteriş için yapanları kınarken, şiddetle onları tehdit ederken, bir tarafta da namazı ayağa kaldıran ve namazı hayatlarının direği haline getiren ve böylece bütün 24 saatini ibadet yapan müminleri müjdeliyor ve onları da metüsena ediyor. Evet, namaz belki bir saatimizi, 1,5 saatimizi alır ama hakkı eda edilirse ve namazın dışında da kebair, büyük günahlar terk edilirse o müminin 24 saatı ibadet-i taat haline gelir. Yani namaz öyle bir zaman dilimidir ki hakkı verilince 24 saatin nurlandıran bir kandil haline gelir ki ibadet müminin bütün hayatını şekillendirir. İki namaz arası da ibadet haline dönüşür. Elmalılı tefsirinde namazın ikamesi diye Mustafa Yıldız hocamız Çağlayan'da geçen bir yazı yazmıştı. Buna da dikkatinizi çekmek istedim. Burada Elmalılı dini büyük bir saraya benzetiyor. Bu sarayın diyor mimarı Allah'tır Celle Celaluhu. Baş kalfası aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz'dir. Amelesi de ümmeti Muhammed'dir. Bu bina öyle bir binadır ki cansız bir bina değil, her an canlı, hareketli bir binadır. İşte müminler her an onun içerisinde namazı eda etmekle o sarayı tezyin etmiş olurlar. Ve o sarayın içerisinde yaşama ve devam etme imkanı bulurlar diye bir teşbih yapıyor. Ve namazı ikame edenlerin dört kazancından bahsediyor. Birincisi
kalbi ve bedeni temizliğe ulaşmaları. Namaz kadar insanın bedenini ve gönlünü temiz tutan bir şey var mı? Kalbinin kuvvetlenmesi hadiseler karşısında direnç kazanmasını temin eder. Ve namaz hayatımızı, zamanımızı tanzim eder ve toplumun da ıslahına vesile olur. Tadili erkanla ilgili en önemli hadis-i şerif, belki yüzlerce hadis var ama sadece bu hadis bile yeterli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescitte girmiş, oturmuş derken taşradan, köyden bir adam gelmiş, namazını kılmış, sonra gelip Efendimiz'e selam veriyor. Efendimiz diyor ki, selamını alıyor, senin diyor namazın olmadı. Dön ve namazını yeniden iade et. Adam gidiyor bir daha namaz kılıyor. Efendimiz tabii göz ucuyla fark ediyor. Yeniden geliyor. Diyor ki sen namaz kılmış olmadın. Namazını git bir daha kıl. Adamcağız üç kere gidiyor. Ve Efendimiz üçüncüde de sen namaz kılmıyorsun. Senin kıldığın namaz namaza benzemiyor. Ya Resulallah nasıl namaz kılayım? Sen bana tarif et de öyle kılayım. Deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona şöyle buyuruyor. Namaza durduğun vakit başlangıç tekbirini al, ellerini bağla, Kur'an'dan iyi bildiğin yerleri oku, ezberlediğin sureleri, Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi oku. Rüküya varınca beden azaların yerleşinceye kadar bekle, oturaklaşsın vücudun, rükuda olduğun belli olsun. Orada üç defa Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra ayakta doğrul, biraz bekle ve sonra secdeye git. Azaların tam sükune ersin, secdede olduğun belli olsun. Secdeden başını kaldırınca oturduğun yerde bir miktar bekle, sonra ikinci secdeye git. Ve azaların sükune ersin. Böyle birbirine karışmasın, telaşa girmesin, geçiştirme diye ona namazı tarif ediyor. Ve namazlarını böyle eda et diye adam sonra gidip Efendimizin tarif ettiği gibi namazını eda ediyor. Bu zat herhalde Türktü. Bizim Türkler namazı hep böyle kılarlar. Dolayısıyla bizim kıldığımız namazın olup olmadığı işte bu hadisi şeriften anlaşılıyor. Şimdi bizim camilerde kılınan namazı Efendimiz görseydi, sizin kıldığınız namaz olmadı, bir daha kılın buyururdu. Delilin mi var? İşte bu hadisi şerif. Bir de canlı bir misal arz edeyim. Saadettin abi Medine-i Münevvere hacca gittiğinde Medine'nin imamını İstanbul'a davet ediyor. Ve onu gelince İzmir'e götürüyor, Hoca Efendi'yi ziyaret ediyorlar, sonra İstanbul'a gelmiş. 79 diye ben hatırlıyorum, Mehmet Fırat rahmetlinin dükkanında karşılaştık. Orada Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kıldırmış. Ama vakit namazlarında bu zat İbrahim el-Ahtar el-Kayyim, Medine-i Münevvere'de sabah namazının imamı. 9 sene orada imamlık yapmış. İstanbul'da bizim camilere gidince ben diyor yani daha kıyamdayken sizin imamlar secdeye varıyor. Ben onlara uyamıyorum ki, ben yetişemiyorum onlara. Dolayısıyla bir daha diyor imamlara uymadı, biz namazımızı ayrı kıldık. Kabe'ye gidenler bilirler, umre hac yapanlar bilirler. Bizim Türkler orada, bizim imam herhalde bizi unuttu, uykuya daldı zannederler. Halbuki imam sadece orada üç defa tesbih getirmekle yetinmiyor. Yani saysanız 11 kere getirebilirsiniz. Ama bizim Türk bunu bilmediği için imam herhalde unuttu bizi zannediyor. İşte tadili erkanla kılınan namazla tadili erkansız kılınan namazın farkı bu. Biz hep tadili erkansız namaz kılmaya alıştığımız için, biz de bu Türk milletinin ferdiyiz. Çocukluğumuzdan beri namazı böyle kıldık. Bunun bir istisnası, gidersen kampa, Hoca Efendi'nin arkasında durursan farkını yaşarsın. Bir de Kabe'ye gitmen lazım. Başka tadili erkanı hakkıyla kıldıran ender imamların arkasında
bu vazife hakkıyla eda edilebilir. Bu bizim milletimizin derdi ve ben diyorum ki dünyanın en hızlı namaz kılan milleti Türk milletidir ve bizim kıldığımız namazlar yeniden bir defa daha ele alınmalı. Ve bu hocamızın en büyük dertlerinden birisi bazen diyor ki ben ayaktayım daha Fatiha'yı bitirirken arkadaş bir rekat kılmış, secdeye varmış. Ne zaman kıldın, ne zaman geçtin, ne okudun yani ben de okuyorum senin okuduğunu. Ne kadar bu hızla namaz kılınabiliyor, hayret ki hayret diye bu kılınan namazların Rabbimizi hoşnut etmeyeceğini çok büyük dertlenmiştir. Bakınız bu hadisi şerif de hırsızlığın en kötüsü namazından çalmaktır buyuruyor. Ashab diyor ki ya Resulallah kişi namazını nasıl çalar? Rükû ve secdelerini eksik yaparak çalar buyuruyor. Yani Türk usulü namaz kılarsa, hızlı kılarsa, efendim rükûdan doğrulunca hemen secdeye giderse bizim yaptığımız nedir? Semiallahu limen hamide rabbena lekel hamd Allahu ekber. Hepsini bir arada hiç ara vermeden yapmamız. Allahu ekber, Allahu ekber. Yani böyle namaz kılınca işte rükû ve secdelerinden çalmış olur diyor. Bu en çok şeytanı sevindirir. Bizim namazımızı engel olamayan şeytan ne yapar? Gelir namazından çaldırır. Zira şeytan secde etmekten men olduğu gibi İnsanları da secde etmekten, namazdan men etmeye uğraşır. Hatta bütün gücüyle namazlı, niyazlı insanlarla uğraşarak onların ibadetten uzaklaşmasına çalışır. Bunu yapamadı. Sonra döner gelir, zaten ezan okununca, kamet getirilince kaçar gider diyor. Ama sonra tekrar gelir, vesvese verir. Efendim, namazla meşgul eder. Namazın huşuunu, huzurunu, usul ve erkanını ihlal etmeye uğraşır ve hatırına bir iş getirir. İşin var, acele et, burada oyalanma diye insanın rükû ve secdelerini çalar. Aynen namazda okuduğumuz gibi, yani bir rekatta okuduğumuz şeyleri hızlıca okusak, onun için Hoca Efendi diyor ki eğer 4 rekatlı bir namaz 4 dakikadan erken bitiyorsa bu namazın iadesi gerekir. Tadili erkanla kılınmamış demektir. Çünkü 1 rekat 1 dakikadan daha kısa zamanda kılınamaz. Ben kıldım 3 dakika tuttu. Demek ki sen 1 dakika çaldın. 10 rekatlık bir öğle namazı kılıyorsak ne yaptık? 2,5 dakika erken bitti namazımız. Demek ki sen Allah'ın hakkından 2,5 dakika çalan bir hırsızsın. Bunun özeti bu. Dolayısıyla ölçü en az 1 dakika. 1,5 olursa daha güzel olur. 2 olursa daha yakşı olur diyelim. Ve namazın Risale-i Nur'da tadil-i erkanla alakalı bir iki yere dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi Kader Risalesi. Kader Risalesi'nin sonunda üstad böyle bir alaka kuruyor. Bizim tarikımızın diyor yani 6 hatveden bhsederken bizimki 4 hatve diyor. Daha kısa bir yolu Allah ihsan etti diyor. Bizim tarikımızın da çekilmesi gereken evradı var diye birinci sırada yani böyle bir teşbih yapıyor. Sünnet-i seniyyeye ittiba etmektir. Sünnet üzere yaşamaktır. İkincisi Allah'ın emrettiği farzları eda etmektir. Başta büyük günahlar olmak üzere bütün günahları terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kılmaktır. Namazın sonunda da tesbihatı yapmak. İşte diyor bizim yolumuzun, erkanımızın usulü bunlardır. Bir de lahikalarda Denizli hapsine girilince üstad diyor ki Allah sizi buraya niye gönderdi biliyor musunuz? Çünkü burada kalanların içinde namaz kılanlar yoktu.
20-30 kişiden ancak birisi tadili erkanla namazını kılıyordu. Adliye böyle namaz kılan insanları görmemiştim. Efendim, Denizli Adliyesi'nin bu imandan, Kur'an'dan, namazdan habersizdi. Allah sizi onlara gönderdi. Şimdi diyor, nur talebelerinden 40-50'si istisnasız hepsi namazlarını mükemmel kılıyorlar. Bu ne demektir? Lisan-ı hal ile, fiil diliyle öyle bir irşat yaptılar ki diyor, o mahpuslar namaza başladılar ve onlar da tadili erkanla namazlarını kıldılar. İşte diyor, Allah sizi ihtiyaç olan yere, ehli imanı, ehli dalaletin evhamından kurtarmak için bir kale hükmüne getirmiş ve namazını nur talebeleri mükemmel eda etmeleri bütün halka, insanlara numune-i imtisal olmuştur diye bir de bu vesileyle geçiyor. Bir hadis-i şerif de, eğer namaz huşu içinde kılınmazsa ahirete yükselir ama zifiri bir karanlık halinde, orada bir mana ifade eder. Huzur-u ilahiye çıkınca o namaz şikayetçi olur. Ya Rabbi, bu beni zayi etti. Sen de onu zayi et. Bunun tersine, Allah'ım o beni hıfzı himaye etti. Beni hiç aksatmadı. Benim şefaatimi ona nasip et der. İşte böyle eksik kılınan, hatalı kılınan namazlar bir paçavra gibi sahibinin yüzüne çarpılır. Al bunlar senin olsun denebilir. Bütün bunları anlatmakla namaza karşı, yani kılmasak mı diye insanın hatırına gelebilecek meseleye üstadımız şöyle cevap verir. Sakın deme, düşünme. Yani benim namazım nerede, gerçek namaz nerede? Yani ben bunları hakkıyla eda edemiyorum diye namazını terk etme. Zira bir şeyi mükemmel yapmak terk etmekle mi olur, yoksa devam etmekle mi olur? Yani kıla kıla belki yıllarımızı alacak ama namazı hakkıyla eda etme ufkuna ulaşabiliriz. Terk etmekle hepten mahrum kalırız. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki, bazı kılınan namazlar var, onda dokuzunu kazanır. Yani 90 hissesi olur. Bazılar var 70 kalır. Bazısı var %10 kalır. Ama her halükarda namaz kılana bir derece kalır. Onun için burada Üstad Hazretleri mükemmel bir misal veriyor. Bir hurma çekirdeği var diyor, bir de hurma ağacı var. Üzerinde 100 kilo meyvesi olan bir hurma ağacı var, bir de çekirdeği var. Yani arada böyle 100 derece fark olabilir. Ama o hurmanın çekirdeğinde de hurma olma kabiliyeti vardır. Dolayısıyla her mertebedeki namazın mutlaka ibadetin nurundan bir payı vardır. Onun için benim namazım nerede deyip namazdan soğuma, namaza devam ederek onu kamil manada eda etmeye bakmak lazım. Hoca Efendi ise pırlantalarda namazla ilgili kırık testide önemli namaz üzerinde duruyor. Sonra bunları namaz vaazlarını birleştirdiler. Hepsi bir kitap olarak ele alındı. Burada çok enteresan şeyler söylüyor Hoca Efendi. Önce diyor, kendiniz değer verdiğiniz bir şeyi belli etmeniz lazım. İnsanları siz neye davet ediyorsunuz? İmana, namaza davet ediyorsunuz. Yani siz değer verdiğiniz bir meseleye, eğer diyor onu aradan çıkaralım düşüncesiyle bakıyorsanız, kemali ciddiyetle durmuyorsanız, onun kıymetli olduğuna başkalarını nasıl inandıracaksınız? Zaten Müslümanların en büyük derdi bu. İbadetlerimizin çehresindeki bu solgunluk, bu ölgünlük, bu yıpranmışlık, bu gevşeklik diyor bizim derdimiz. Ne acıdır ki camilerimiz ve oralarda saf tutan insanlar hazan yemiş yapraklar gibi, kimisi esniyor, kimisi uzanmış yatıyor, kimisi mihrapta bile dünyadan, siyasetten bahsediyor. Kimisi de bir an önce namaz bitsin de dışarıya kendimi atayım diye bekliyor. İşte sahuna giren özellik. Yine Allah Resulü aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz, sallu kema raeytumuni usalli buyuruyor. Benim namazımı bakın, nasıl kılıyor, kıldığımı gördüyseniz siz
siz de öğle namazınızı kılın. Hadis-i şerifini, Hoca Efendi bu sadece şekilden ibaret değil diyor. Biz şeklini bile beceremedik. Yani dış görünüş itibariyle Efendimizin namazına benzemeye Rabbim muvaffak kılsın. Ama bir de diyor ki Hoca Efendi bunun şeyi var, maneviyatı var. Yani kalben ve ruhen öyle olamayız ama o yolda olabiliriz diye ifade ediyor. Ve gerçekten kulluk diyor bilgisayar icat etmekten, gökyüzüne uydu göndermekten bile daha zor bir vazifedir. Kesinlikle ifade ediyorum diyor tecrübelerime dayanarak. Kulluk zor ama çok zor bir vazifedir. Namazları acele ile kılanlara gönül koyuyorum. Çünkü namaz imanın ikiz kardeşidir. Yani birisi geceleyin iman etti, yatsı namazını kılmak farz haline gelir. Namaz pratik imandır, iman nazari bir namazdır. İmanın pratikteki karşılığı namazdır. Kalbinizi tamamıyla Allah'a verdiğiniz anda içinize gelme ihtimali olan bulanık düşüncelerin içinizi kemirdiğini görürsünüz. Cenab-ı Hak onlara benim size her şeyi karşılıksız vermeme mukabil siz bana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Bu şekilde mi namaz kılıyorsunuz der mi diye de endişe ediyorum. Eğer hesabını sorarsa işimiz çok zor demek. Namazı ciddiye almayanlar, namaz deyip geçiştirenler, namazdan geçenler korkarım ki bir gün dinden de geçerler. Hizmeti tenkitle başlayanlar, ondan sonra yavaşça uzaklaşanlar, ondan sonra namazdan soğumaya başlarlar ve bir gün gelir ki tamamen namazlarını bırakırlar salebe gibi. Namazı dert edinmek lazımdır. Namaz fıtratımızın bir gereği haline getirilmelidir. Ruh gıdasını ancak bu şekilde kılınan bir namazdan alabilir. Namazlar asla bir yük gibi görülmemeli. Aradan çıkarma düşüncesiyle çabuk çabuk eda edilmemelidir. Namazda iç tadili erken sözü kullanılmamıştır diyor. Bu tabir de Hoca Efendi'ye ait. Yani huşu ile, hudu ile alakalıdır diyor. Bir dış tadili erken var. Yani şeklen namazın hakkıyla eda edilmesi var. Bir de kalbi saygıyla Allah'ın huzurunda bulunduğunun idraki içerisinde namazın edası var. Buna da iç tadili erken diyor. İman ve namaz ikiz kardeş gibidir. Şu kadar var ki iman az önce doğdu. Yani ikiz kardeşin büyüğüdür o. Önce geldi, peşine de namaz geldi. Dolayısıyla iman ve namaz birbirinden ayrılmaması gereken, ayrılmayacak ikiz kardeştir. Üstad namazın beş vakte tahsisini anlattığı yerde onun manasını da açıklıyor. Muhyiddin İbni Arabi Fütuhat-ı Mekkiyesinde namazla alakalı şeyler ortaya koyuyor. Şah Veliyullah Dehlevi namazın ehemmiyetine dikkat çekiyor. Ben onun için arkadaşlara rica ettim. Ne olur? Bazılarınız doğru dürüst namaz kılsalar da örnek olsalar, yoksa bu işin içinde olan kimseler bile hakkıyla namaz kılmıyorlar, kılınmıyor. Beş vakit yatılıyor, kalkılıyor ama namazın hakkı verilmiyor diye en büyük derdini böyle dile getiriyor. Bu namazlar niye tadili erkanla işte Kabe'deki namazlar uzun oluyor dedik. Bunun sebebi var. Dün Necdet hocamız da sohbetinde bu okunması gereken dualardan bahsetti. Ben buraya aldım. Sonra arzu edenler bunları zaten bildiğiniz şeyler. Mesela Hoca Efendi rükuda üç defa Subhane Rabbiyel Azim dediği zaman dedikten sonra imam ne kadar izin verdiyse, ne kadar uzattıysa Sübbuhun Kuddus Rabbul Melaiketi ve Ruh
Bakın meleklerin gelip Hazreti İbrahim'e bu tesbihi getirdiklerinde Allah aşkına bunu bir defa daha söyleyin. Malımın üçte biri sizin olsun diyor. Ezberlemek için bir defa daha söyleyin. Üçte ikisi sizin olsun dediği duaya. Bir servet verilir bu duaya. Ve bir de bunu namazın içinde yapabilirsek daha harika olur. İki secde arasın, secdeden rükudan doğrulduk. Yani orada boş durmamak, elhamdülillahi hamden kesiran tayyiben mübareken fi diyecek kadar oyalanmak, sonra secdeye gitmek. Secdede istediğiniz ayet ve hadiste geçen duaları okuyabilirsiniz. Mesela Hoca Efendi bu ikisini okuyor. Yani la ilahe illa ente subhanak inni kuntu minez zalimin rabbi inni messani'd durru ve ente erhamur rahimin. Allahu ekber. Birer kere bunları Hoca Efendi okuyor. Yani bütün ayetlerdeki, hadislerdeki dualar okunabilir. İki secde arasında da okunan dua burada var. Bunları ne kadar yapabilirsek o kadar namazımızı uzatmış oluruz. Namazda Rabbe en yakın olunan secdeyi ne kadar çok yapabilirsek o kadar tatlı olur. Bir gün Hoca Efendi dedi ki ben secdeyi çok seviyorum. O kadar seviyorum ki secdede başımı koyayım. Bir daha kaç saat sonra kaldırmış olabilirim demiştir kıyamete kadar. Efendi vefat ettiğinde kıyamet kopmayacak ki biraz daha ömrü var dünyanın. Kıyamete kadar. Yeniden dirilinceye kadar ben secdede kalayım. O kadar çok seviyorum seni. Ve biz de 5 dakika kalalım. Yani tavuğun yem yediği gibi niye başımızı kaldırıp kaldırıp indiriyoruz? Tadına varalım, vardığımız yerin neresi olduğunu bilelim, huzurda olduğumuzun tadına varabilsek oradan ayrılmayacağız. Ama ayrılmamak için de bir şey okumak lazım. Belki sessiz o hali yakalayabilirsiniz ama yani ayet ve hadislerden, peygamber dualarından ne kadar çok ezberlemiş olursak orada bunları o kadar çok tatlı söyleyebiliriz. Elbette bunlar imam olunca yapılacak şeyler değil. Kendi şahsi ibadetimizde, şahsi kılarken özellikle gecelerde, teheccüdlerde, nafile namazlarda bunlar rahatlıkla yapılabilir. Bunları yapamayan 101 defa söylesin. Subhane Rabbiyel Ala desin. Başka tesbihler, dualar, bildiği şeyleri okusun. Kalabildiği kadar kalsın, durabildiği kadar dursun. Böyle azar azar arttırarak bir anda da bıktırmadan bu hususta gayret edebiliriz. Şu misallerle bitirmeye çalışayım. Yani büyük zatlardan, tabiin devrinden, sahabe-i kiramdan çok misaller verilebilir. Yani 40 sene yassı abdestiyle sabah namazı kılanları biliyorsunuz. Huzura varınca efendim benim vücuda saplanan oku ben namaza durayım öyle çıkarın diyenleri biliyorsunuz. Onların misallerini ben geçtim. Bunlara vaktimiz olmadı. Ama günümüzden birkaç misal vermek istiyorum. Abdullah Hiyin abi Almanya'da yaşadı bir müddet. Bir gün yolda giderken namaz vakti geliyor. Bir benzinlikte kenarda abdest alıyorlar ve bir yeşillik üzerinde namaz kılıyorlar. Bir Alman da gelmiş onları seyrediyor. Sonra adamın hoşuna gidiyor. Yanındaki arkadaşa da bu zatla şey yapabilir miyim, tanışabilir miyim diyor. Ona kart veriyorlar, adres veriyorlar. Bu geliyor ve ondan sonra o genç Müslüman oluyor. Bakın öyle bir namaz ki, üstadın namazı demek ki böyle. Üstad diyor bazı tekbiri birkaç kere tekrar ederdi. Niye tekrar ediyor? Belki Kabe önümde canlansın. Huzurda namaz kılayım. Yani namazın hakkını verdiğimiz zaman namazı görenlerin aşık olması lazım. E biz şimdi evlerimizde namaz kılıyoruz. Şimdi çocuklarımızın namazından endişelerimiz var, sıkıntılarımız var. Niye? E biz namazı geçiştirdiysek çocuk onun ehemmiyetini fark edememiş olabilir. Kabahat yine bizde. Tahiri Mutlu abiyi torunu anlatıyor. Diyor ki bize her zaman sabah namazını cemaatle kıldırdı. Birinci rekatta 3 sayfa, ikinci rekatta 3 sayfa Yasin-i Şerif'i bitirirdi.
Ben matematik öğretmeni bir aziz hocamız var. Teheccüdü biz böyle 8 rekat diye bahsedince hocam dedi ben 6 rekatında Yasin'i okuyorum. Diğer 2 rekatında da Mülk suresini okuyorum diye bahsetmişti. Yani 8 rekatta 8 sayfa 2 büyük sureyi gece daha kalkar kalkmaz. Yani teheccüde okumak. Bunlar güzel misaller. Hoca efendi, İsmail efendi sen nasıl hıfzını koruyorsun demiş. Hıfzını korumak için başka çare yok. Vaktin de yok. Sen her rekatta bir sayfa ezberini tekrar et. Şimdi namaz başlamadan elinde İsmail abinin Kur'an olur. Namazda okuyacağı ayetleri bir defa yüzünden okur. Sonra onları namazda okur. Yani 4 rekatta 4 sayfayı kurtarmış olur. Böylece her gün bir cüzü böylece namazların içerisinde okuyarak hem hıfzını koruma hem de namazı en faziletli namaz kıyamı uzatılan namazdır. Yani kıraatı uzun olan namazdır. Geçen Ömer hocamız anlattı. Medrese-i Yusufiye'de diyor kaldık biz uykuya dalar. Yani gece teheccüde kalkılır ama bir arkadaşımız diyor çekilirdi kenara. 4 saat namaz kılardı diyor. Her gece 4 saat. 1 saatte normal namazlar tutsa yani 24'ün biri değil 24'ün 5 saatini neredeyse 1/4'ünü 1/5'ünü namaza ayırmış. Hüseyin Kara hocamız Ramazan-ı Şerif'te 10 gün değil bir ay inzivaya giriyor, itikafa çekiliyor. Kendisine şöyle bir prensip yaptı. Günde 100 rekat namaz, 100 sayfa Kur'an, 100 sayfa kitap okuma. Böyle 100 sayfa işte 100 bab cevşen hepsi bu şekilde yani günümüzde de namaz aşığı bir namaz aşıkları var. Örnekleri kendinden hareket olduğu için onu arz ettim. Şu özetle bitiriyorum. Namazın da tadil erkanın hükmü bütün mezheplerde farz, sadece İmam-ı Azam vacip dediği için sehiv secdesiyle kurtarabilir miyiz diye bakıyoruz. Ama o namazın da iadesi daha güzeldir Hanefi'ye göre. Bir rekat bir dakikadan az kılınamaz. Tadil erkansız kılınan namazların iadesi gerekir. Efendimiz dön bir daha kıl senin namazın olmadı. Namaz kılmak tabiri Kur'an'da yok. Bunun yerine ikame tabiri var. Bizim sarayımızın direkleri namazdır. Ancak namazı dosdoğru eda ile sarayımızın sütunlarını dikmiş olabiliriz. Kur'an'ı hakkıyla, Kur'an'da hakkıyla namaz kılanlar müjdelenir. Namazı gafletle kılan, geçip geçiştirenler de kınanır. Mutlaka bu işin ehemmiyetini ve büyüklerin namaza olan bağlılığını anlamak için onların yazdığı eserleri okumak lazım. Risalelerde 4. söz, 21. söz gibi namazla alakalı meseleler, diğer ihyada ve namazla ilgili namaz kitabı Hoca Efendi'nin mutlaka müzakereli okunmalı ve böylece namaz hakkındaki bilgilerimiz, şuurumuz yeniden tazelenmeli. Rükû ve secdeleri tam getirilmeyen, hakkı verilmeyen namaz ahirette karşımıza çıkıp bizden davacı olabilir. Meşrebimizin en önemli prensibi namazı tadil erkan ile kılmak, bilhassa namazı tadil erkan ile kılmak ve namazdan sonraki tesbihatı yapmaktır. Namazdan vazgeçenler bir gün dinden de uzaklaşırlar. Günümüzün namaza ayrılan vakitleri altın zaman dilimleridir. O anda altın kazanıyoruz. Yani onu bırakıp da gidip bakır, tenekeyle uğraşmak olur mu? En azından onun hakkını vermek gerekir. Kıyamda, secdede çok kalmaya özen göstermeliyiz. Rabbim namazını dosdoğru ikame edenlerden eylesin. Bir izindir, bir ruhsattır.
Ama her zaman bunu alışkanlık haline getirmek hep ruhsatlarda dolaşmak demektir. Yani şimdi bir koyun devamlı tarlanın şeyine kadar, sonuna kadar varıyorsa o bir gün öteki tarafa da atlayacak tehlikesi vardır yani. Onun için çok sınırda dolaşmamak lazım. Mayınlı tarlalara gitmemek lazım. Tehlike var orada. Onun için yani Cibril gelmiş Efendimiz'e bir gün hep namazın ilk vakitlerinde kılmış. Bir gün gelmiş son vakitlerinde kılmış. Böylece talim için olmuş yani. Dolayısıyla bu bir haktır. Namazın vakitleri bellidir. Vakti çıkmadan kılınan namaz geçerlidir. Ancak bunu devamlı alışkanlık haline getirmek hoş bir şey değil. Yani sen bir gün gelip bunu 5 dakika daha geciktirsen, 10 dakika daha geciktirsen demek ki vaktini geçireceksin yani. Onun için sınırda dolaşmamak, mayınlı tarlalara girmemek lazım. Mazeret olmadan zaten olmaz. Hani bizde nedir? Çok meşgulüm ben. Ya değişen bir şey yok ki 10 rekatlı bir namazı 10 dakikada kılacaksan. Şimdi bu 10 dakikayı yani vaktin girdiğindeki 10 dakikayla ortasındaki 10 dakikayla en sondaki 10 dakika arasında ne fark var yani? Hani bir şey kazanmıyorsun ki. Hani vakit, zaman diyorsun benim için çok önemli. Ben zamanımı, işlerimi bitireyim öyle kılayım. Ya bu yapacağın işlerin en önemlisi. Bak o anda altın kesiyorsun sen. Sen diyorsun ki ben şimdi tenekeyle uğraşıyorum, altını sonra kazanayım. Şu anda ben dolar kazanıyorum, altın olmasa da olur. Ya hangisi kıymetli? Yani kıymetli olanı öne almak lazım. Bir Peki. de bütün büyükler namazı vaktin evvelinde kılmışlar. Bakın bizim rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'sa zaten öyle. Üstad Hazretleri yani Afyon Emirdağ'da kalırken işte bazen dışarıya bir yere gitmişler. Geliyorlar yani Afyon'a 10 kilometre kala bir 4 yol vardır. Orada vakit giriyor. Bu ne demek? 10 dakika sonra evindesin. Üstad diyor ki arabayı durdur. Ben yarım saat kalsa onu yapmam. Şahsen. Niye? Dışarısı soğuk. O 4 yalı öyle eser ki. Böyle iliklerine işler yani soğuk. Hadi diyelim hava güzeldi. Üstad kıldı. Durdur diyor durdur. Vakit girdi. Üstad ezanını okuyor. Namazını orada kenarda kılıyorlar. Niye? Köylüler de görsün. Uzakta olanlar görsün. Yani yarım saat kala bakın ben nasıl olsa eve gidiyoruz. Hani biz yolculuk yaptık ne deriz? Ya gidiyoruz evde kılarız. Üstad vakit girmiş dur diyor. Arabayı durduruyor yolda, kırda yani açıkta namazını eda ediyor. Yani üstadımız böyle. Hoca Efendi yani sabah namazı Hanefilerde en son yarım saatte kılınması eftal. Ama Hoca Efendi diğerlerini daha tercih ediyor. Sabah namazının vakti girer girmez, imsak biter bitmez kılıyor. Yani şimdi güneşe 10 dakika kala kılınan namazla bu namaz bir mi? Yani zaten gece beklemiş, teheccüdü kılmış, sahur vakti bitmiş, sabah namazını hoca efendi. Bu ne demek? Yani ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Bir şeyi öncelemek, öne almak, ona değer vermenin ifadesidir. Ertelemek, sona bırakmak, ya Allah da bizi sona bırakırsa. Yani bir insanın tercihini gösteriyor bu. Bir işi ne kadar önemsiyorsak onu öne almalıyız. Ara sıra bazen çok bir meşguliyet anında yani son vakte kaldı. Bu da bir ruhsattır. Mahsuru yok. Ama bunu alışkanlık haline getirmek kabul edilebilecek bir güzellik değildir ve bütün büyükler namazı ilk vaktinde eda etmişlerdir. Yani gittiğimiz camilerde tadili erken yoksa tadili erken bakın vacip farz diyenler var. Gerçi Hanbeli'de de cemaat farz var. Onun için Hanbeliler hem tadili erkenle kılarlar. Zaten onlarda problem yok. Ama tadili erkana riayet etmeyen birisi varsa bizim evde kendimiz tadili erkanla cemaat olmamız daha tercih edilir. Çünkü
sünnettir, kuvvetli bir sünnettir ama diğeri vaciptir. Vacip ne yapar? Sünnetten daha kıymetli olduğu için tercih edilir. Sürat çağında yaşıyoruz. Namazı da süratli kılsak, onun için Türkiye'de de böyle jet imamlar çıktılar. Asra çağa uydurdular namazı. Allah'tan uzaklaştılar. Yani bunun çaresi yok. Yani eğer bir işin ehemmiyetini idrak etmişsek, yani ne yapalım? Yani hani hiç kılmamaktan iyidir şeyi, işte %1, %10 ne kadar hissemiz varsa alırız ama %90 alma da var. Hani inna atayna guluvallahla kılanlar, bakın bu tesbihleri, hani bir de eğilip kalkması var, onları da geçtik. Bir dakika, yani bir dakikadan az kılınan bir namazın bir tarafından çalmışız demek. Allah'ın hakkından çalmışız demektir. Yani çağımızın sürat çağı olması, namazımızın süratli olmasını gerektirmiyor. Aksine namazın hakkının verilmesini gerektiriyor ki, namazın dışında bizi o namaz bazı kötülüklerden alıkoyabilecek bir namaz olsun. Eğer namazı da çağa uydurursak, o zaman namaz da onların arasında zayi olup gitme ihtimali var. Önce kitapların müzakere edilmesi lazım. Büyükler ne diyor? Yani üstad namazı nasıl anlamış? İbni Arabi Hazretleri, İmam-ı Gazzali, İmam-ı Rabbani, yani asrımızın Mevlana'sı, yani elimizde kitap var şu anda. Bu mevzuda bize yol gösterecek, ışık tutacak, namazı, namaz aşığı olmaya şey sayıyor Hoca Efendi bunları yani. Nasıl namaz kahramanı olunabilir? Önce diyorum bu konuda yüce himmetli olmalı. Yani kararlı, niyetli olmalı. Ve demeli ki ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi enginlikte sana namaz kılmışsa, nasıl namazı ikame etmişse, ya Rabbi bizi de Efendimizin eda ettiği namaz gibi namazı kılmak ve onu benliğimizin bütün zerrelerinde duymak istiyoruz. Bize de namazı böyle edayı nasip eyle diye dua etmek ve namazda Allah'tan başka bütün mülahazalara karşı kapanmayı ve tamamen namazla bütünleşmeyi nasip eyle diye önce Rabbimizden ısrarla bunu talep etmek lazım. İkincisi, yani bakın bunlar böyle bir ayda, belki bizim için 3-5 senede olacak şeyler değil ama yoluna girmek, yolunda olmak. Yani en güzel zamanımızı namaza ayırmalıyız. Yani insanın günlük hayatında yapacağı işler vardır. En öncelikli namazı planlamak. Ama hayatın akışında o kadar meşgulüz, o kadar yoğunuz ki namazı bir araya sıkıştırmamız lazım. Ama en güzel yere sıkıştıralım. Ve onun vaktini öyle güzel ayarlayalım ki mesela, yani yemek kafamıza takılmasın, abdest bozma takılmasın. Yani öyle bir zaman ayarlayalım ki en güzel vakit olsun, kendimizi ona verebilelim. Namazın nurlu ikliminde bizi dolaştıracak, kulağımızın pasını götürecek, kalbimizi coşturacak, namazı hakkıyla anlatan mesela Hoca Efendi'nin namaz vaazları var ya. Onları yolda giderken YouTube'a açsak, namaz Fethullah Gülen yazsan hemen çıkıyor. Kaç tane istersen. Kırık testide, bam tellerinde kaç tane tatlı sohbet var. Bunları dinlesek, şuurlu namaz kılmak isteyen, namazla ilgili 3-5 kitap okumadan buna muvaffak olamaz. Dolayısıyla yani bu yolda samimi olmanın alameti, namazla ilgili yazılmış eserlere mutlaka bakmak, onları okumak, müzakere etmek, değerlendirmek gerekir. Bir üçüncüsü, kavli ve fiili duada ısrarlı olmak. Aktif sabırla adım adım hedefe ulaşma yolunda çok önemli bir şarttır. Namaz sevdası insanın gönlüne hemen düşmeyebilir. Ama birkaç yılda da olsa bu konuda sabırla, azimle devam etmek bizi Allah'ın izniyle bir gün namaz aşığı haline getirebilir. O zaman namazı vaktinde eda etmek, biraz daha yavaş kılmak. Yani işte dediğimiz gibi 4 dakika yerine 3 dakikada bitirsen ne olur? 1 dakika kazanırsın ya. 1 dakika için yani namazı zedelemeye, zayi etmeye değer mi ya?
10 rekatlı namazda 2,5 dakika için namaz hırsızı olmaya değer mi? Bunu biraz daha uzatabiliyorsak, yani günlük farz namazlarda bu gerçekten kolay değil. Çalışan insanlar için de kolay değil. Ama yani biz mutlaka namaza ne kadar değer verdik, bilelim ki Allah katında bizim de değerimiz o kadar. Allah katında kıymetli olmak isteyenler namaza kıymet vermek, namazı hakkıyla eda etmek durumundayız. Evlatlarımıza örnek olmak, onlara halimizle namaz kıl demek istiyorsak, bizzat namazın hakkını vermeye bağlıdır. Bir de cemaatle kılmak gerçekten önemli. Çünkü özellikle kıraatı doğru olmayanlar, yani büyük hatalarımız var. Bunların çaresi namazda işin hakkını veren birinin arkasında namaz kılmak, mesuliyeti ona atmak olur. Kendi hatalarımız böylece aradan çıkmış olur. Yoksa biz kendimiz okuyoruz. Hatalı okuduk, bilmiyoruz ki namazımız oldu mu olmadı mı. Ama imama uyunca bunun garantisi var. Namazımızın kabulü garanti. Onun için cemaat bu kadar ehemmiyetlidir. Ben kendim yarımım zaten. Arkadakiler benden yarım. Yine o yarım olanın onların önüne geçip kıldırması her halükarda bütünleştirir ve beraberce cemaatle evde namaz kılınması çok tatlı olur. Çalıştığımız yerlerde baştan konuşmakta fayda var. Yani bizim böyle beşer dakika, onar dakika süren şeylerimiz var. Yani öğlen vakitlerinde çok problem olduğunu zannetmiyorum. Öğlen yemek şeyi var. Genellikle buna uyuyor. Yani akşam namazı bazen dediğiniz gibi kışa girince mesai bitmeden akşam namazını kılıp çıkmak gerekebiliyor. Bir tek ikindi arada bir şey var. Ama birçok şirkette böyle şeyler var yani. Dinlenme vakitleri var, molalar var, sigara vakti var, çay vakti var. Yani millet şimdi çay içerken ben de namazımı kılsam, millet sigara tüttürürken ben de namazımı kılsam gibi. Bunlar ayarlanabilir yani. Ama ayarlanamadı, yok çare, vakit geçiyor. Yani bir şey yapamadım. Yola çıkacağım, yolda çıktım, trafik var, eve varıncaya kadar yatsı olacak, vakit uymuyor gibi şeyler var. Yani Hanefi'de şeye müsaade edilmemiş. Cem meselesi Hanefi'de caiz değil. Ama diğer mezheplerde var böyle bir imkan. Diğer mezheplerde caiz. Yani çok darda kalmışsak, artık namazın geçme tehlikesi söz konusu ise, o zaman öğlen ve ikindiler için bu söz konusu yani. Öğlen ve ikindi cem edilebilir. Başka ikindi ile akşam cem edilemiyor zaten. Ayrı ayrı kılınması lazım. Dolayısıyla öğlen ve ikindi cem edilebilir. Akşam yatsı niye? Zaten gidiyoruz evimizde. Akşam yatsının şeyi cemi olmaz. Yani bizim için zaruret değil. Yatsıyı gidince evimizde vakti var kılarız. Akşam yatsı, öğlen ikindi cem yapılabilecek 4 vakit bunlar yani. Sabah namazı zaten müstakil tamamen tek bir namaz. Onda zaten gaflet olmadıkça bir problem olmuyor. Mesai vakitlerinde sıkıntı olacak ikindi namazıdır. Yani bunlar da keşke o mola vakitlerinde eda edilebilse. Yani 4 rekat farzı zaten 5 dakikamızı alacaktır. Onu da böyle bir molada eda etme imkanı olursa o şey inşallah Cenab-ı Hak işimize de bereketler ihsan eder. Her zaman üstad malum yatsıdan sonra erken yatıyor zaten odasını kapatıyor takipte Tabii. şeyde. Tabii. Sonra yani bizim saat 12 veya 1 gibi üstad kalkıyor. En az Tamam. saka 4 saat, 5 saat kala uyanıyor ve bu ne demek? Sabah namazının da içine alırsanız 6 saat gece ibadetiyle meşgul oluyor. O anda yanına kimseyi almıyor. Hatta Zübeyir abiler başta yani biz nöbet tutalım, ibriğini hazırlayalım, üstadımızın abdest almasına yardımcı olalım diye nöbet tutuyorlar, bekliyorlar. Sonra üstad onu da gerek yok diyor. Yani vakıf olsunlar istemiyor gece. Yani onlar tabii ses duyuyorlar içeride üstadın virtlerini okuduğunu, zikir yaptığını onları duyuyorlar. Birisi bir unuttum ismini de erkenden şeyde Emirdağ'da
şey yapıyor. Böyle üstadın evine gelip hizmetini görmek istiyor. Onu bir daha kabul etmiyor. Gelip onun vakıf olduğunu, böyle gece ibadetine vakıf olduğunu şey yapınca, yani kardeşim diyor, bu benim hususi şeyim diyor, bir daha gelme, erken gelmene gerek yok. Yani onu böyle bir mahrem şey gibi üstad hiç aksatmadan eda etmiş ve insanların vakıf olmasından da rahatsız olmuş. Ama gece 4 saat bu, yani asgari 4 saat, 6 saat bakın. Yani o anlatılan şeylerin tesiri, yazılan eserlerin hala okunabilirliğinin şeyi, sebebi nedir? İşte bu manevi güç ve kuvvettir. Zikir ve Kur'an'a olan aşinalıktır, Rabb'e olan kurbiyettir. Yani önemli olan aksatmamak. Allah razı olsun, aksatmıyor. Önemli olan eda etmek. Yani sefer meselesi ihtilaflı ama devamlı seferde, devamlı yolda olduğu için tam kılması daha güzel. Bazı çok uzak yerlere gitmişse seferden de istifade edip 2 rekat da kılabilir yani. Başı açık kılmakta kerahet var. İlle takke takmak sünnet değil de başı açık kılma kerahetinden kurtardığı için normalde şey olan nedir? Sarık yani. Evimizde sarıkla kılmakta fayda var. Güzel bir sünnet. Ama kerahetten kurtulmak için Hoca Efendi işte onun dizaynına varıncaya kadar kendisi yaptırıyor. Yani öyle hassas bir ruh. Şey olsun yani, o arkadaşlar arasında yaygınlaşsın diye arzu ettiği için her an arka cebinde de yedek takke tutuyor ki, yani hani ben unuturum değil mi? İnsan cebinde bir yedek şey dursa unutmamış olur. Ama hep Hoca Efendi başkaları için yaşadığından dolayı, başkaları adına yaşamak zevkini tattığından dolayı böyle en ince ayrıntıya kadar şey gösteriyor ve en küçük namazla, sünnetle alakalı. Yani bakın bu nedir biliyor musunuz? Sünnetin en hafif olanlarındandır. Buna bile itina gösteren bir zat, sünnetin büyüklerine, vaciplere, farzlara ne kadar özen gösteriyordur ya. Yani. Bize sünnette küçük bir örnek veriyor yani. Bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Rabbi cealna mukimessalati ve min zürriyetina rabbana ve tekabbelü dua. Ya Rabbi. Rabbi cealna mukimessalati. Hazreti İbrahim almış, Hacer'le İsmail'i götürmüş, Kabe'ye koymuş. Onların nesillerinden öyle hayırlı nesiller geleceğini fark etmiş. Böyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, benim neslimi, zürriyetimi bakın. Yani evlatlarımı değil, çocuklarımı değil, torunlarımı değil, zürriyetimi ve benim neslimden gelenleri namazını hakkıyla kılanlardan eyle. Mukime salati diyor bakın burada da. Yani bu da ayeti kerime. Bu dua ne olmuş? Ayet haline gelmiş. O dua Rabbin o kadar hoşuna gitmiş ki asırlarca yapılsın diye onu Kur'an'a nakşetmiş. Ayet olmuş yani. Hazreti İbrahim'in duası. Biz de o dua ile ve Efendimizin her namazdan sonra ya Muaz bu duayı unutma, her namazın peşine bu duayı oku dediği dua ile bitirmiş olalım. Onun duası da şöyle. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi cealna mukime salati ve min zürriyetina Rabbana ve tekabbel duam. Allahümme a'inna ala zikrika ve şükrika ve husnu ibadetik. Ya Rabbi bizim zürriyetimizi hakkıyla namazını eda edenlerden eyle. Evlatlarımızı, torunlarımızı ve bizim neslimizden gelenleri hepsini günde 5 defa, 6 defa, 7 defa huzura gelenlerden ve huzurun hakkını verenlerden eyle. Namazını aksatmayıp tadil erkanla namazımızı edaya bizleri muvaffak eyle. Evlatlarımıza namazı, ibadetleri, Kur'an'ımızı, dinimizi, hizmetimizi sevdir. Ve ya Rabbi bize seni hakkıyla zikredebilmek, şükredebilmek için inayet buyur.
Rabbi a'inni ala zikrike ve şükrike. Seni hakkıyla zikretmek, sana hakkıyla şükretmekte bizim yardımcımız ol ve sana hakkıyla ibadet etmeye bizleri muvaffak eyle. Sana şu anda huzur içerisinde medrese-i Yusufiyelerde ibadet eden kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuştur. Onları evlerine, yuvalarına kavuştur. Başımıza musallat olan bu şerir eşkıyayı da başımızdan defeyle ya Rabbi. Allahümme bi hakkı zatik ve bi hakkı sıfatik ve bi hakkı esmaikel husna ve bi hakkı ve hürmeti ve şefaati Seyyidina Muhammedin el Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Amin, amin, amin.